Bakanı bir toplantıya böyle katılınca çok makul bir soru soruyor çiftçi. Buyursunlar. Hakikaten çok da duygulandım. Çünkü çok zor günlerden geçiren o dönemde bir araya gelip ne yapabilirizi konuşmak da bunun mümkün olduğunu göstermek de nasip oldu. Teker teker hepinize can sürümden teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Müdürüm, ben bir şey diyebilirim. Evet. Orada elbette ki problemlerimiz var. Orada ne yapılabilir diye konuştunuz. Ben bizim oradaki temsilcimiz olan Ender Bey'le sizin bizlere ileteceğiniz her mesajı tek tek kendisinden dinleyeceğim. Bundan emin olabilirsiniz. Bu zamana kadar yaptığınız gibi bundan sonra da ne yapabiliyorsam sonuna kadar yapacağım inşallah. Müdürüm, bakanımıza bir şey söyleyeceğim. O da duysun bizi lütfen. Bir şey söyleyeceğim, bir itiramda bulunacağım. Evet, buyurun. Sayın Bakanım iyi günler. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyurun. Sayın Bakanım, affınıza sığınaraktan bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. İki gün öncesi Ukrayna'dan Bursa Gemlik Limanı'na mısır geliyor. Bu biz çiftçilerin ayağına kurşun sıkmak. Ukrayna'dan Gemlik'e mısır geliyor. Evet, Sayın Bakanım neden geliyor? Bize niye destek vermiyorsunuz? Köyler boşalıyor Sayın Bakanım. Tamam. Ben şimdi bu şeye bakacağım. Neden geldi? Genç kalmadı bakanım. Köylerde genç kalmadı. Herkes 60-65 yaşında. Şimdi ben Eskişehir'e geldiğim zaman bunları yüz yüze de konuştum. Sayın Bakan diyor ki canım sen kapat sana yazmasın, ben arayayım seni, ben bir bakıp döneceğim, ben arayacağım seni, sen kapat ben arıyorum. O hep söylüyorum, bizim bundan sonraki dönem için ne yapacağımız konusu çok çok daha önemli. Dünyanın cevabını aradığı şey bu. Artık köylerin boşalması, tarımsal üretimi yapanların azalması konusu. Benim de bilgilerim var. Sizinkileri de alacağım inşallah ama şu Gemlik konusuna bakacağım. Gemlik limanına Ukrayna'dan şey geldi. Gemlik değil, Türkiye'ye geliyor. Ne yapacağız? Sayın Bakanım çok teşekkür ederiz. Kesin. Peki. Oradaki herkese ben bir daha söylüyorum. Orada olmamız konusunda yakalamışız, konuşun. İnşallah Eskişehir'e geldiği zaman aynı şekilde bu arzı kullanabilir. İnşallah. Sayın Bakanım. Çok acı arkadaşlar. Hakikaten çok acı ama sanmayın ki, nasıl anlatayım size bunu, bazıları da hakikaten hiç bilmiyor ya ne yaptığını. Hakikaten bilmiyor çünkü Tarım Bakanı, bu ülkeye Tarım Bakanı olacak en son insanlardan bir tanesi. Yani ben ne kadar alakasızsam, ki ben üşenmem, en azından bir şeye çalışırım hani duruma, bir çünkü yapıcı benim temelim, yani benim motivasyonum yapıcı, hani ne yapılabilir, nasıl daha ileriye götürülebilir, en azından benim tüm hayatla ilgili motivasyonum bu. Ama genel olarak o tarafın motivasyonu, abi hiç oraya olsa bir şey demeden ben yani bir şey yapmak istemiyorum modu. Şimdi zaten bir kere yıllar evvel Mehdi Eker işi bu hale getirdi, geriye dönelim. Ta AK Parti'nin işte 2008, 7, 9 işte o civarlar Mehdi Eker. Şimdi mesela ben size şöyle söyleyeyim. Mesela Sartre biliyorsunuz 80 yıl önce Fransa için dert ettiği şeyleri bugün biz tartışıyoruz. O zamanlar işte 80 küsur yıl önce Fransa için Sartre'ın yazdığı şeyler, bak söyleyeyim size, neden yeteri kadar üretemiyorduk gerçekten? Çünkü çalışmıyorduk. Peki mısır tarlalarına inen çekirge sürüleri gibi üzerimize çöken tembellik rüzgarı nereden geliyordu? Neden çalışmıyorduk? Bunu çiftçiye söylemiyorum ha. Çünkü kendi iç kavgalarımızla ikiye bölünmüştük. Çünkü sinsi kışkırtıcılar tarafından harekete geçirilen işçilerimiz patronlarından nefret eder olmuştu. Egoizmleriyle kör olan patronlarsa en doğal, en yasal hakları tanımamakta inat ediyorlardı. Tüccar memuru kıskanıyordu, memur meşe ağacında
öksü otu gibi yaşıyordu. Görevden sorumluluklardan uzak, oylarımızla seçtiklerimiz, bak görevden sorumluluklardan uzak, oylarımızla seçtiklerimiz mecliste serin kanlıklarıyla ülke sorunlarını tartışacakları yerde yumrukla, tekmeyle kavga ediyorlardı. Bütün bu çatışmalar niçin kardeşim diye. Ta Sartre'ın yaşadığı dönemlerde yazdığı tablo arkadaşlar. Yani biz o günün Fransa'sı gibiyiz. İnşallah bugün Fransa'sı olmakta nasip olur. Amin şey. Ya da şeyciler gibi söyleyeyim ben. Hani 7 7 7. Var ya şimdi böyle akımlar saçma sapan etrafta. Oldu oldu oldu. Yani başka bir şey çünkü gelmiyor elimizden. Şimdi biz çiftçilerle, üreticilerle çiftçiler veya alıcılar arasına öyle nifaklar sokuldu ki dedi adam net söylüyor ya, net soruyor. Daha ne olabilir ki? Yani ben diyor kardeşim tarlamda mısır var. Niye diyor Ukrayna'dan ithal ediyorsun daha fazla? Şimdi o Tarım Bakanı da CNN Türk'te şey yapmış. Çünkü kendisi eski işte medya kuruluşlarında çalıştığı için hizmet etmek değil, önemli olan algı yaratmak o kesimde. Demiş ki protestolara çiftçimiz prim vermedi. CHP siyasi çıkar sağlamaya çalışıyor demiş. Filan böyle. Çiftçiyi yollara çıkmaya teşvik, yani yine suçlu CHP bakarsanız. Hani şimdi CHP çiftçilerin yanında olmasa çiftçiler diyor ki kardeşim sen ne biçim muhalefetsin? CHP çiftçilerin yanında olsa bu sefer iktidar diyor ki ya kardeşim sen diyor sensin diyor ya bunları şey yapan, provoke eden falan. Yani rezalet ya neresinden bakarsanız. Çiftçi protestoları için diyor ki 200 üzerinde farklı çeşit ürün üreten ülkeyiz. Birkaç ürün için bunu konuşuyoruz. Domates için konuşuyoruz ya da kavun karpuz için konuşuyoruz. Bu kadar. Sorunu yani Allah Allah meseleyi niye büyütüyorsunuz bu kadar diyor. Bazı ürünlerde sıkıntılar var. Hayır yok da demiyoruz. Ben biraz abartarak okuyorum. Kamuoyuna Türk tarımı bitti demeden bize gerekli tedbirleri almıştık bile. Bazı eleştiriler geliyor ya da tavsiyede bulunuluyor. Tarımsal planlama yapmanız gerekiyor. Yasal düzenleme yapılmış illerde bunu anlatmışız. 2 yıldır konuşuyoruz. Üretim planlamasına başlamışız zaten. Bu süreç ben ekeyim de nereye satacağım diyemezsiniz. Yani öyle kafanıza göre cart cırt ekmek yok kardeşim ekiyorsun. Ben ömrümde böyle bir açıklama duymadım. Bir daha da duymam inşallah. Ya bu kadar saçma sapan bir tarım bakanı görmedim. Yani tarımın zaten bitmişti. Üzerine tüy diken bakan olarak tarihe geçebilir. Yani hiç sıkıntı yok benim açımdan. Rezalet açıklamalar. Daha da rezaleti var birazdan göstereceğim. Çiftçinin sözleşmeli tarım yapması gerekiyor. Abi yani devletin ne fiyat verdiği belli değil ki devletin ipiyle kuyuya inen çiftçinin hali ortada zaten. Yani hangi sözleşme? Yani ne diyorsun acı diyeceğiz. Desen de bir fayda etmiyor. Sonra bu tarım bakanı baktı ki dedi ya ben bu işin içinden böyle çıkamayacağım. En iyisi dedi ben patlatayım şöyle bir açıklama arkadaşlar. Yumaklı tarım bakanı eski Türkiye'de çocuğun okuduğu okulun bahçesine başörtülü anneler giremiyordu. Ne alaka? Ne alaka? Ya bugün başörtünün giremediği yer kaldı mı? Kaldı mı? Hatta Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başındayken saçma sapan başörtüyü anayasa güvencesine alalım dediğinde bile Erdoğan'ın ilk tepkisi kahkaha atmak olmuştu. Böyle bir sorun kalmadı diye. Ya başörtünün bugün giremediği yer kaldı mı? Ayrıca bu mağduriyet, bu eziklik propagandası ne zaman bitecek? Yani mesela vatandaşın fakirliğinden daha mı önemli hale geldi? Ayrıca şöyle de bir yalan algı var. Türkiye'nin sadece askeriyelerde böyle bir durum vardı arkadaşlar. Başörtüsü meselesi askeriye dışındaki birçok okulda özellikle ilkokullarda falan benim anneannem başı kapalıydı. Gayet de beni almaya geliyordu gidiyordu kimsenin de umurunda değildi. Yani birçok kişinin anneannesi dedesi de öyleydi. Yani böyle bir hani biliyorsunuz Türkiye'nin daha merkez kesimi merkez sağa yakın anneannem de merkez sağa. Yakındı. Dedem hiç değildi filan. Yani netice itibariyle çok böyle yadırganan durumlar değildi. Ama böyle siyasi propaganda veya başka yerlerde tam başka sorunlar vardı. Ayrı konu. Ama yani arkalarına önlerine baktığınız zaman yani bugün o sorunların kime yaradığını da görüyoruz. Ya bir sorun kime yaradıysa sorunun odağına da bakmak lazım. Aktörlerine de bakmak lazım. Şimdi bu program onun programı değil ama bakan hani turizmi bitiren zaten yani iyice bitiren meşhur turizm bakanı, tarımı iyice bitiren tüy diken tarımın bakanı, bir de Milli Eğitim'in bakanı var.
Hiç kimse konusu hakkında demeç vermiyor. Ya öyle de bir şey görmüyorlar. Yani mecburiyet görmüyorlar arkadaşlar. Bakın Milli Eğitim Bakanı ne demiş? Ben size göstereyim hazır bakanlardan konuyu açmışken. Buyurun. Yani çok önemli bir problemimiz ama bu. Öyle böyle değil. Mengen Belediye Başkanımızın dediği gibi Mengen'i bu anlamda bir ekol haline dönüştürebiliriz. Hem Bolu Belediye Başkanımızın dediği gibi bu festivali daha yaygın hale getirebiliriz. Hem de Nadir Bakan Yardımcımızın söylediği, benim de biraz rahatsız olduğum bir hususu ortadan kaldırabiliriz. Ben diyorum ki bundan sonra en azından Anadolu yemekleri, Anadolu geleneği, kültürünü akredite eden Michelin yıldızının yerine Mengen akreditasyonu gibi bir şey oluşturalım hep beraber. Böyle bir şey yapalım. Yani bundan sonra Anadolu'nun neresine gidersek gidelim, yerel yemekler, yerel kültür, Anadolu yemekleri, anne reçeteleri sunan restoranların hepsinde Mengen akreditasyonu arayalım arkadaşlar. Bilmiyorum ben bunun hukuki boyutu nedir, nasıl yapılır ama burada valimiz var, belediye başkanımız var, Bolu Belediye Başkanı, Mengen Belediye Başkanı, milletvekillerimiz var. Bu kadar kişi Kültür Bakanlığı'na bu konuda talepte bulunursa ben inanıyorum ki en azından bir mesafe kat ederiz. Hem de Mengen'e de bu vesileyle bir değer daha kazandırmış oluruz. Ayrıca da Michelin yıldızının artık o ifadeyi de başka ortamlarda kullanmak durumunda kalırız. Şimdi başka bir referans değer üretmiş oluruz diyorum. Tahammülleri yok arkadaşlar. Tahammülleri yok. Yani kendilerinin belirlemediği, kendilerini daha aşan şeyi görmeye tahammülleri yok. Yani uluslararası, entegrasyon, hani ne bileyim belli standartlar yok öyle bir şey. Çünkü biliyor orada değil. Yani orada değil. Bildiği için o standarda tahammülü dahi yok. Ya adam Michelin almak istiyorsa kime ne ya? Kime ne? Yani dünya standartında. Çünkü insanlarda şöyle bir şey var. Bazı insanlar, bazı değil dünyada birçok insan ya seyahatlerini buna göre planlıyor ya. İnsanlar artık gideyim iki ırmak bir deniz göreyim işte ne bileyim bir şu öyle değil. Deneyim satın alıyorlar arkadaşlar. Deneyim seyahatleri yapıyorlar. İşte ne bileyim bir sürü deneyim çeşitleri var. Ondan işte spordan tutun da işte bir sürü tadım lezzetleri şunlar bunlar. Bazı insanlar da güçleri doğrultuyor. Yani bütçeleri ya uluslararası tüm yurt dışından bahsediyorum. Adamlar tüm dünyadaki Michelin restoranlarına seyahate gidiyor. Ve ona göre ayarlıyorlar. Diyorlar ki ya işte bilmem nerede Michelin varmış. Hadi ona gidelim. Bunların kimisi kendilerince bir şeyler yazıyor, üretiyor. Kimisi hiç üretmiyor, keyfiyetle yapıyor. Yani dünyada bunun şeyi var ya, yani bir karşılığı var baktığınızda. Ve bir otoritesi var. Yani ben şimdi bir şefim demek var. Kimsin var? Diyeyim ki ben bir şefim şimdi, tamam mı? Ne Mengen şeyi aldım yıldızı. He, okey. Yani ama uluslararası. Tamam ben Mengen'i alayım. Ben reddetmiyorum. Ama kardeşim yani Michelin de alabiliyorsam niye almayayım ya, deli miyim ben yani? Hani bu anlatabiliyor muyum ya, saçma sapan. Dünyadan soyutlandık maalesef. Bu çok doğru bir yorum. Katılıyorum. Mengen'in dünyada bir özelliği var mı? Ya olsun. Bakın ben şuna karşıyım. Ve neden bunun olmadığını düşünüyorum. Yerli ve milli lokal böyle bir vatandaş tipolojisi yaratıldı. Ya kardeşim o da olsun. O da olsun. Niye illa birini böyle hayır Mengen olsun? Ya biz Kuzey Kore miyiz? Niye sadece her şey lokal düşünülüyor?